Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni kayıtla karşınızdayım. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün size normal olarak biliyorsunuz çok fazla siyasi içeriklere girmemeye gayret ediyorum. Ama daha önceki bir yayınımda söylediğim gibi ne yaparsın değmesin yağlı boya ile bir yere kadar gidiliyor. Sonra o yağlı boya mutlaka birine değiyor. Dikkatimi çeken bir şey var. Sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca benzer kafa yapılarında olduğunu düşündüğüm takipçi ve arkadaşlarımla da bu konu üzerine konuşmak da istedim. Çünkü Mesela bir seçim yapıldı değil mi? Hepimiz belirli bir efor sarf ettik. Kimilerimiz umutlandı, kimilerimiz karşıt görüşteydi, kimilerimiz başka türlü düşünüyordu. Bir şeyler yaşandı, belli bir noktaya gelindi. Hepsine tamam. Bugün zaten korkulan başa da geliyor, ona da tamam. Sosyal kriz patlamaları, mülteci sorunu, ev sahibiyle kiracıların her gün gelen cinayet ve şiddet haberleri, mafyalaşma, herkesin belindeki silah, her gün gelen zam, zam, zam. Hepsini anlıyorum da. Yani hepsi şöyle bir tarafa dursun arkadaşlar söylemek istediğim şey tamamen şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu parti. Ya 3 ay sonra daha da az kaldı hatta. 90 günden de az bir süre sonra Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanacak. Çok az Cumhuriyet'e nasip olmuş bir şeyi eğrisiyle, doğrusuyla, öylesiyle, böylesiyle bir şekilde halletmiş, başarmış olmanın haklı gururunu bize yaşatması gereken Türk gençliğine armağan olmuş bu Cumhuriyet'i uğruna Cumhuriyet Bayramları, 23 Nisanlar, 19 Mayıslar, tüm milli bayramlarımızı düşünün şöyle bir. Bundan 30 yıl önceki coşkuyu, 20 yıl önceki coşkuyu düşünün. Benim ne demek istediğimi o zaman daha iyi anlayacaksınız. 90 günün altına düşmüş böyle bir zaman zarfı kalmış en ufak bir heyecan yok bakın şöyle CHP'li vekillerin hepsi tatilde bir iki tanesi göstermelik o Akbelen ormanına gitmiş orada jandarmayla falan tartışıyor. O Akbelen Ormanı demişken bir tane milletvekili de bir tane jandarma asubeyin peşinden koşturuyor. Adam böyle kaçıyor yüzlerce metre. Onu görmüşsünüzdür. Emri bana göster, emri bana göster. Tamamen show world, show time. Öyle bir gidişat. Aslında ben Akbelen mevzuyla ilgili bir podcast yapacaktım ama çok içerik üretildi. Herkes her şeyin farkında. Onun yerine bu konunun içerisinde değinmek istedim. Gerçek konumuza dönelim. Ana konu şu ki 100 yıllık cumhuriyetin bugün 3 ay sonra kutlayacağı zafer üzerine kimsenin senin benim kadar heyecan anlamıyor oluşu. İnsanların belini kırdılar, inançlarını kırdılar, gençlerin ümitlerini kırdılar. Ak Partiden zaten zerre kadar umudum yok. Ondan bahsetmiyorum. Hani bize güven veren, her şeyin değişeceğini söyleyen Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız diyen değil mi? Demokrat dede, pirom, mirom hani böyle şeyler söyleyip coşturduğumuz adam etrafı mesela Meral Akşener, diğer o küçük partiler %1, %0, bilmem kaç oy alan partiler neredeler abi? 3 ay sonra hangi cumhuriyetin 100. yılı? kan görmekten, şiddet görmekten, vahşet görmekten. Ben yurt dışında yaşıyorum ya. Buna rağmen rahatsızlık duyuyorum. Zaten rahatsızlık duyduğum için buradayım. Zaman zaman dönme ihtimalini düşündüğümde eşimden, dostumdan, arkadaşlarımdan bilgi alıyorum. Terk edip geldiğimiz Marmaris'in bile korkunç bozulduğunu, inanılmaz zamlarla karşı karşıya olduğunu, mülteci akınının oralara da geldiğini, mülteci olmayan yabancıların, Rusların, Ukraynalıların da piyasayı beşe katladığını duyuyorum. İyi de kardeşim biz nereye döneceğiz? Dönecek bir yer olmayınca gidiş rotasını da kendin yaratıyorsun. Ne demek istiyorum? Pegasus çalışanı bir tane kabin görevlisi çocuğun Hollanda'ya indikten sonra attığı tweetleri, Instagram postlarını gördünüz mü? İltica etmiş Hollanda polisine teslim olmadan hemen önce de içerik yazmış. Orada bir veda konuşması da var. 27 yaşında okumuş yazmış bakın iyi kötü prestijli bir firmada işe girmiş adamın geldiği nokta. Bezmiş artık yani çocuk tecavüzünden, şiddetten, dayaktan, baskıdan onun gibi düşünmeyenlere yapılanlardan bezmiş. Biz de bezdik abi. Ne yaptık? Bezdiğimiz için bir umut tekrar küllerimizden doğarız dedik. On dedik, bunu dedik. Aman muhalefete muhalefet yapılmasın dedik. Bir sürü şey konuştuk. Yani ben bunları mesela YouTube kanalımda çok fazla konuşmadığım için biraz insanlara lay lay lom gelebiliyor bizim hayat tarzımız. Abicim o işin pastel kısmı. O sahne. Sen bugün Metallica konserine gittiğinde Lars Ulrich'i, davulcuyu ya da James Hetfield'ı sahnede böyle şeytan gibi görürsün tırnak için içerisinde yani makyajlar, giyim kuşam, takılar, zincirler, sahne şovları hele Ramstein falan değil mi? Böyle büyük gruplara bakın. AC/DC, Iron Maiden. Yani bunların bir sahnesi vardır. Sen gidip de Ramstein'ın vokali Till Lindemann'ı bir bankada gördüğünde ayağında terlikle de görebilirsin. Sıradan bir tişörtle de görürsün. O sahnedeki adam bu mu diye şaşırırsın. Biz buna profesyonel sahne şovu diyoruz. Şimdi ben vloglarımda, kayıtlarımda, bir sürü içeriklerimde devamlı siyaset konuşmayacağım ki Nevşin Mengü müyüm ben? Ya da Cüneyt Özdemir miyim? Ya da böyle büyük gazeteciler hayatını siyasete adamış insanlar mıyım? Değilim. Onlardan biri değiliz. Ben bir tane içerik üreticisiyim. Ama bu benim vatandaşı olduğum ülke hakkında söz sahibi olmadığım anlamına gelmez. Biz de bu ülkenin evladı, bu vatana yıllarca hizmet etmiş insanlarız. Neyse, bu da işin biraz felsefesi olmuş olsun. Kısaca arkadaşlar, çok uzatmayacağım. Cumhuriyet'in 100. yılı geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi özelinde söylüyorum. Hani demokrat, solcu, sosyal devletin yıkılmaz temsilcisi, Atatürk'ün partisi. Ya bir seçim şarkısı kadar değeri bile yok mu sizin için? Yapmayacak mısınız bir şeyler? Son gün mü çalışma yapacaksınız? Altı ok ne anlama geliyor arkadaşlar? İddia ediyorum. Tüm CHP'lileri toplayın yönetim kadrosunu, burjuvayı, elitist sınıfı. Bu 6 tane oku sorun sınavdan geçemeyebilir yarısından çoğu. Zaten solcu da değil artık yani tarikatlara tek bir söz edemediği günleri de hatırlayın. İntihar eden tıp öğrencisi Enes'i hatırladınız mı? 12 yaşında ölü bulunan Abdülhadi Dakak. Peki ya bunları savunan eski dindar partilere verdikleri vekiller? Bir de utanmadan şimdi Atatürk'ü ağzımıza alırsak bunların üstüne ayıptır yazıktır. Hiçbir kurucu felsefesiyle de uyuşmamaktadır başkomutanın. Sözün özü ez cümle yerel seçimlerde de büyük bir hizmet bekliyor ama benim için seçim diye bir şey yok. Hepsi aynı kişi. Hepsinin yüzü aynı benim zihnimde. Ben bunu niye kaydettim? ettim. Tarihe not düşeyim. Günün birinde birileri dinlerse, konuşan da birileri varmış derler. Şimdilik böyle arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolmak üzereyken hiçbir şekilde çalışma yapmamasını, toplumu örgütlememesini, bir seçim çalışması kadar bile değerli görmemesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer podcastlerde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.